Şimdi şu 2,5 litrelik boya kutusuyla son derece dekoratif bir malzeme kutusu yapacağız. Gerekli malzemeler. 2,5 litrelik kutumuz var. Bir silikon tabancamız var, yedek silikonlarıyla beraber. Tahta mandallarımız var. Bunları süslemede kullanacağız ama artık o kadar zor bulunuyor ki, çünkü hepsi plastiğe dönüştü. Bunun içini kaplamak için şöyle bir uygun bir kumaş parçası, kenarını süslemek için şöyle şık bir fisto, bir zımpara sıvı vernik, bu sprey olsun daha kolay kuruyor, bir sıvı silikon yapıştırıcı ve bir adet makas. Başlayalım mı? Mandallarımızı ikiye ayırıyoruz, şekilde görüldüğü gibi. Hangi tarafını kullanacağımıza karar verelim. Önü mü, arkası mı? Arkası aslında daha dekoratif oluyor, çok güzel oluyor. Ben mandal kullanmayı çok seviyorum. Son derece güzel bir malzeme, hamur gibi yoğrulan çok güzel bir malzeme. Önceden silikon tabancamızı ısıtmıştık. Zımpara ile üstünün cilasını biraz alalım. Silikonun daha iyi tutması için. Kapağını da yere damlamasın diye silikonumuzu koyduk tabancamızı. Haydi başlayalım. Arkasına bir miktar silikon sürüyoruz. Ama çok dikkat edin, bu çok ama çok yakıcı bir malzemedir. Eliniz ayağınız yanar, perişan olursunuz. Sonra biz de üzülürüz. Çocuklarınızdan da bu tabancayı uzak tutun lütfen. Devam edelim. Kutumuz oval olduğu için hani böyle her şey çok dümdüzgün ip gibi olmayabilir. Biraz böyle mandallarımız da hafif yamukluk olur ki o da işin güzel tarafı. Şimdi son mandalımızı da yapalım. Şimdi size şöyle göstereyim. İşte böyle. Şimdi şu elimde gördüğünüz ipi de hemen sapına saralım ki daha sonraki yapacağımız işlemde bize kolaylık olsun. Silikon yapıştırıcıyı, sıvı yapıştırıcıyı şöyle sürelim. Başlayalım sarmaya. Gel bakalım sen. Şimdi bunun ucunu gizlemek için şöyle bakın. İçeri alıyorum. Hala sarmaya devam ediyorum ama bitti, bitecek. Çok kolay, çok basit. Önce yapıştırıcıyı sürüyorum, sıvı silikonu ki hani yerinden kımıldamasın diye. Normalde de sarsam durur ama ne olur ne olmaz. Finale geliyoruz. Evet, bitti. Yapıştıralım. Hadi silikonla yapıştır. Ama elinize dikkat edin ha. Önce şunu bir yapıştıralım.
bu mandalların üstünü verniklemeyi tercih edeceğim. Çünkü hem daha parlak görünür hem de daha böyle dekoratif durur. Bu arada habire silikonlarını temizliyorum gördüklerimi. Çabuk kuruduğu için de verniği tercih ettim, bu sprey verniği. Bakın şimdi sürünce hemen anlayacaksınız. Diğeri biraz daha uzun süre kuruyor. Çalkalamayı sakın unutmayın. Açalım. Elimizdeki bir aldığımız güzel böyle bir kumaş parçası ve fistomuz vardı. Ve bunları bir dikiş makinesiyle diktik. Ne mi oldu, nasıl bir şey mi oldu hemen göstereyim. Bakın işte böyle bir cep haline geldi. Şöyle gösterelim. 6 kovanın ölçüsü kadar yuvarlak ve etrafına da küçük pililerle yerleştirdik. En ucuna da fistoyu diktik böyle. Ne mi yapacağız? Bunu kovanın içine oturtacağız. Görelim. Bu kısmına özellikle bir şey yapmıyorum ki bu fisto gelsin ve güzel, keyifli keyifli dursun orada diye. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yerine takalım. Hem de bu fistoların içinden geçirip takarsak asla şeyde kımıldatmamış oluruz. Ama yıkayacağınız zaman lütfen sapını çıkarın, içindeki yıkayın ve işte böyle. Nasıl oldu ama?